Genç ve Kariyer programından hepinize merhabalar. Ben Murat Gençer. Bu hafta da her hafta olduğu gibi çok değerli bir konukla sizlerle birlikteyiz. Bugün bol bol yüzme sporunu konuşacağız ve profesyonel olarak iyi düzeyde spor yapmanın bizlere kazandıracağı önemli sonuçlar oluyor. Onları değerlendireceğiz. Çünkü bugün çok değerli bir konuğum var, Ece Yıldırım. Hoş geldin Ece, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ece Yıldırım aynı zamanda milli takım yüzücüsü ve önümüzdeki yıl bu Ağustos ayından itibaren de Utah Üniversitesi'nde öğrenci olacak. Bugün konuşacağımız konu başlıklarını kısaca toparlayacak olursak yüzme sporunu konuşacağız. Yüzmede getirdiği noktaları ya da kendisini geliştirdiği noktaları konuşacağız ve sonrasında da Amerika'daki eğitim üzerine biraz sohbet edeceğiz Ece Yıldırım'la. Evet. Şimdi programa geçmeden önce seni tabii çok kişi tanıyor. Yani spor camiasının içerisinde evet. olanlar tanıyor. Özellikle yüzmeyle ilgili uğraşanlar mutlaka tanıyorlar. Ama tanımayanlar için kısaca kendini bir tanıtır mısın? Merhabalar, ben Ece Yıldırım. 18 yaşındayım. Kayseri Tom'da yüzüyorum. Yaklaşık 9 yıldır profesyonel yüzücüyüm. Ve Galatasaray Spor Kulübü'ndeyim. Şu anlık öyle, evet. Ağustos'ta da Amerika'daki Utah Üniversitesi'nden burslu olarak hem eğitimimi ve yüzme kariyerimi orada devam ettireceğim. Mükemmel, evet. Çok heyecan verici. Evet. Peki Ece, en başa dönecek olursak nasıl başladın, yüzmeyle ilk nasıl tanıştın ve bunu bu seviyeye nasıl getirdin? Birazcık oradan başlayalım. 6 yaşında annem ve babam ablamla beni bir spora yazdırmak istediler. Hem sağlıklı bir beslenme düzenimiz olsun diye, hem bir sporla uğraşalım diye. İlk yüzmeyle başladılar. Yüzmeye başladık ve 1-2 yıl yüzdük. Yani arada hep gidip geliyorduk böyle bir spor amaçlı okulun yanında. Sonradan bizi voleybola yönlendirdiler. Voleybol çok uzun sürmedi ama ondan sonra basketbola başladık. Ablam bayağı bir devam ettirdi. Ben tam hatırlamıyorum ama ben de biraz gittim basketbola. Sonra basketbolu bırakınca ilkokul 4'teydim. Annem beni Kayseri'deki işte antrenmanlar vardı hafta içi. Evde oturmayayım diye, yani işte bir yandan da spor yapmak için beni havuza yolladı. Sonra 2014 yılı bahsettiğim. 2013 yılında Kayseri'ye İtalyan milli takım hocası Corrado Rosso gelmişti. Onun seçme yarışları olmuştu, ilk yüzme takımına seçilme. Orada ilk tam seçilememiştim ama sonradan 2014 yılında antrenmanlarla havuza gittiğimde orada beni görmüştü ve takımına davet etti beni. 2014'ten beri, yani yaklaşık 9 yıldır profesyonel olarak yüzüyorum. Çok yoğun bir şeyde çalışıyoruz. Antrenman programıyla evet, çalışıyorsun. Evet. Bu arada Ece Yıldırım, tabii ki sevgili babası İsmail Yıldırım benim çok sevgili bir dostum, arkadaşım, onun kızı. Ece'yi tabii ki küçük çocukluğundan beri tanıyorum. Arada geçen bu süre içerisindeki gelişimini bir an hani birebir tanıklarından birisiyim. Çok mutluluk verici, çok gurur verici bir gelişme süreci yaşıyor. Bu antrenmanlar, bahsettiği antrenmanlar böyle basit antrenmanlar değil. Çok büyük evet. Fiziksel güç, mental güç, aynı zamanda büyük bir motivasyon istiyor. Birazcık bu motivasyonu nasıl sağlıyorsun, nasıl kendini motive ediyorsun? Ve açıkçası şu anda hani çocuklarını yüzme sporuna yönlendirmek isteyen ailelere de birazcık bilgi vermiş olalım. Çünkü her çocuğun, her gencin başarabileceği bir şey değil. Tamam, hani Ece gibi güzel bir örnek var. Hani ben başardıysam siz de başarabilirsiniz diyeceksin ama sonuçta herkes aynı özelliklere sahip değil. Hem fiziksel olarak sahip değil, hem mental olarak, daha önemli bir noktada mental olarak sahip olmadığını söyleyebiliriz. Sen nasıl açtın bu konuları? Öncelikle ben bir günümden bahsetmek istiyorum. Sabah 5'te kalkıyoruz. Sonra 6-15'te antrenmanımız var. 6-15'ten 8'e kadar ilk sabah antrenmanımızı yapıyoruz. Ondan sonra okula gidiyoruz hepimiz, takımdaki arkadaşlarım. Ve okuldan sonra tekrardan antrenmana geliyoruz. 2 saatlik bir antrenmanımız var. Ondan sonra da kara antrenmanları yapıyoruz. Öyle derken
bir de servis imkanımız var. Servis bizi evlere bırakmak derken 9-9.30'u buluyor eve gitmem. Sonra yani yemek yiyip tekrar yatıyoruz. Yani hep böyle geçiyor günler. Çok büyük bir fedakarlık isteyen bir spor. Kesinlikle hiç kolay değil. İlk başlar bu kadar yoğun değil ama yaş büyüdükçe antrenman programları değişiyor. Yani zorluk seviyesi artıyor, yarışlar artıyor. Ona göre antrenman programları değişiyor. Yani çok zor bir spor ama kesinlikle yani sevmeden yapılabilecek bir şey değil. Ben sevdiğim için ve hiçbir zaman pes etmediğim için buralara geldim. Aile desteği kesinlikle çok önemli. Tabii ki de her çocukta kendisinde bitiyor yaptığı başarılar, dereceler ama ailenin desteği ve dış ortam kesinlikle çok önemli. Bu motivasyonu da nasıl korudum? Tabii ki de zorluklar çektim, iyi gitmediği dönemler oldu. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Pes etmediğim için de çok mutluyum. Yoksa buralara kadar gelemezdim. Antrenörlerimizin emeği çok fazla. Ailemizin de emeği çok fazla, arkadaşlarımın. Çok büyük fedakarlık yaptık. Okuldaki arkadaşlarımız dışarı çıktı, biz çıkamadık. Hep antrenmanlara gittik. Oralara gittiler, buralara gittiler, biz gidemedik. Ama yani eninde sonunda değdiğinde mutlu oluyorsun yani. Kendine evet. Gurur duyuyorsun. Yani burada tabii ki şu mesajı verebiliriz. Yani aslında böyle güzel bir sonuç isteyen, hayat evet. boyu istediği hangi alanda olursa olsun. Çok çalıştıktan sonra ve emek sarf ettikten sonra, istedikten sonra ve çevresindeki insanlar da gençlere destek olduktan evet. sonra başaramayacakları bir şey yok. Sen buna güzel bir örneksin. Programımızın ismi de Genç ve Kariyer. Aslında buna uyan en güzel konuklarımdan birisin. Çünkü tamamen azmin, hani zaferi. Evet. Azimle devam ettik, kararlılıkla devam ettik. Hiçbir zaman pes etmedik. Karşımıza çok büyük zorluklar çıktı. Mental olarak bırakmak istediğin dönemler olmuştur mutlaka evet. ama pes etmemenin mutluluğunu, zaferini yaşıyorsun. Bu noktada hani Kayseri'de kurulan TOM ekibi gerçekten güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Evet. Birazcık da buradan bahset. Corrado ile çalışmaya başladığın dönemde Corrado sizlere nasıl yaklaşıyordu? Sizlere bir sporcu olarak neler kattı? Sana özellikle neler kazandırdı? Corrado ile çalışmaya 2014 yılında başladım. O zamanlar bayağı bir kalabalık bir gruptuk. Farklı hocalar da vardı hep. Corrado ile çok iletişimde olmasam da hep onun antrenman programını uyguluyorduk. Ondan sonra böyle TOM barajları var Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne girmek için. Oradaki ilk barajımı geçtiğimde tam bir TOM sporcusu oldum. O zamandan beri hep yoğun bir program içinde çalıştık. Yani Corrado Kayseri'ye yüzmeyi getirdi diyebilirim yani yüzme başarısını. Öncesinde hiç böyle şeyler yoktu ama yani o programdan sonra 2013'ten beri Kayseri'de bir yüzmede bir sayı artışını görebiliriz kesinlikle. Şu anda çok hala talepler artıyor. Çok çok fazla yüzen var. Biz de Kayseri TOM ekibi olarak çok başarılı bir ekibiz bence. Avrupa, dünyaya çok farklı yarışlara gittik. Hala da gidiyoruz, bu yıl da gideceğiz. Geçen yıl ben açık su Avrupa Gençler'de 5. oldum Portekiz'de yapılan. O da çok büyük bir gurur verici bir şeydi. Aslında yarışta 7,5 kilometre yüzüyorduk. 5 turdu yüzeceğimiz tur. Bu Seyşel Adaları'nda gerçekleşen. Yok, bu Portekiz Avrupa Gençler'de. Seyşeller tamam. Dünya Gençler'de. Hı-hı. Portekiz'de 5 tur yüzerken 3 tur Avrupa 1 gidiyordum aslında. Çok güzeldi o. Yani orada birinci gittiğimi, ya biliyordum birinci gittiğimi, çok iyi bir histi. Antrenörüm Ali Hoca da bu yan tarafta hocaların durduğu bir yer var. Orada hep bana destek veriyordu işte hadi devam et falan. Ben de bayağı bir gaza gelmiştim o zaman. Sonra ilk 3 tur 1 gittikten sonra bir... İlk Avrupa Gençler deneyimimdi aslında. Orada biraz bir deneyimsizlikten falan yarışı biraz verdim. Sıkıntılar çıktı ama yani bana önceden deseler Avrupa 5.'si olacaksın açık suda ben kesinlikle inanmazdım. O da benim için öyle güzel bir deneyimdi. Sonra Seyşeller Adası'nda yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'na gittim. Orada da dünya 10. oldum. O da çok güzel bir deneyimdi.
Yani Türkiye'yi dünyada temsil etmek cidden çok gurur verici bir şey. Bence de yani bunları tabii dinlerken aynı heyecanı, bu ışıltıyı Evet. gözlerinde görüyorum. Müthiş bir şey. Bunun verdiği mutluluk, bir de artık aklımdan şey geçiyor. Yani Kayseri deniz kenarında olan bir şehir değil ama sen Evet. açık suda havuzdakinden biraz daha başarılı gibisin. Evet. Bu nasıl oldu? Nasıl fark ettin bu farkı? Nereden fark ettin? Bizim antrenman programımız uzun mesafeye dayalı çoğunluk olarak. Hep uzun mesafe çalışıyoruz. Ben de yani dayanıklı bir sporcu olduğum için ilk 2018'de açık su yarışımı yüzdüm. 5 kilometre yüzmüştüm. Ondan sonra hep açık su yarışına düzenli katıla katıla bir dayanıklılık oluştu. Hem severek de yapıyordum yani çünkü başarılıydım ilk Evet. başladığımdan beri. O yüzden bir dayanıklılığın ve antrenmanların sonucuyla iyi bir açık su sporcusu olduğumu düşünüyorum. Yüzücüsü Aynen, oldun. evet. Peki burada yine hani beslenmenin yanı sıra başka hangi faktörler var ya da havuzla karşılaştırdığın zaman açık su ne yönden daha zor ya da daha kolay? Açık su kesinlikle tabii ki daha fazla. 5 kilometre, 7,5 kilometre, 10 kilometre yüzüyoruz. Yani hiç kolay değil. Zorlukları var. Bir de denizde yüzüyoruz. Dalga oluyor, hava şartları falan. Yani çok zorlayıcı bir spor. Ama yani severek ve istedikten yaptıktan sonra bilmiyorum zorlukları aşıyorsun yani ister istemez. Peki açık suda var mı bir hedefin, en çok yüzmek istediğin yer? Bu yıl yine açık su Avrupa Gençler seçmesi olacak. Avrupa Gençler Yunanistan'da olacak. İnşallah ilk üçe girersem, barajı geçersem Yunanistan'da yine ülkemi temsil edeceğim açık suda. Orada Eylül'de yapılacak Avrupa yine tabii Ege Gençler. Denizi'nde. Evet. Peki çok heyecan verici, çok güzel bu yarışmanın içerisinde olmak. Burada tabii ki mesaj olarak verebileceğimiz en önemli şey şu. Şimdi yaşıtların TikTok'ta, Instagram'da farklı sosyal medya araçlarıyla başları dertte. Burayla ilgili bir bağımlılıkları var. Kendin de bunu Evet. gözlemliyorsundur. Ve sürekli kendilerini beğendirme çabası içindeler. İşte çok fazla like alma çabası içindeler. Bu bir büyük bir ihtimalle tutku haline geliyor da bir böyle bir alışkanlık haline geliyor. Senin sadece tek amacın kendini geliştirmek. Yani Evet. bu saniye saniye, bir önceki yarıştan bir saniye daha hızlı, iki saniye daha hızlı ve adım adım ki bunu hani geçmişten ilk başladığın 2014 yılından bugüne kadarki yarışların neredeyse hepsi kayıtlı. Evet. Geçmiş skorlarına baktığın zaman kendindeki bu gelişmeyi görebiliyorsun. Aslında gençlere verebileceğimiz bir genç sporcu olarak buradan mesaj, yarış içinde olduğun tek kişi Sensin, sensin. evet. Kendini geliştirebilirsin. Evet. Başkalarının seni beğenmesine, takdir etmesine ya da onların sana karşı olan hani bir like atmasına ihtiyacın yok. Evet. Sen zaten yaptığın iyi işlerle bu takdirleri zaten topluyorsun ve yukarıda da konuştuk. Gayet de mütevazı oluyorsun. Yani bu artık sana hani birilerinin senin yaptığın işi takdir etmesi çok da böyle matah bir şey olmuyor. Öyle değil mi? Yani evet, kendi başarılığınla ayakta durmak çok güzel bir şey. Tabii şimdi de teknolojik çağdayız, Z kuşağı, teknoloji çağı. Ben spor yaptığım için çok mutluyum. Aileme de çok teşekkür ederim beni spora yönlendirdikleri için. Çünkü bir de spor kendini kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor. Ve bir arkadaş ortamı veriyor. Gezip görme olanağı sağlıyor. Yani spor yapmak cidden çok güzel bir şey. Ben D2'de başlamışım diyorum bu yola yani. Peki hemen şimdi Amerika'daki eğitime geçmeden önce hiç unutamadığın tabii ki bu Portekiz'deki yarış var. Bunun dışında seyahat ettiğin yerlerde çok hoşuna giden neler var ya da gittiğin yerlerden en çok neresi hoşuna gitti? İtalya'ya gitmiştik iki kere Piombino. Orada yine açık su yarışıydı. Orada çok güzel bir deneyimdi. Böyle dünya olimpiyat şampiyonlarının isimlerinin olduğu bir yerdi. Ve her gittiğimiz yarışlara çok güzel deneyimler kazanıyoruz. Yani yurt dışındaki sporcuları görüyoruz. Beslendikleri, yedikleri şeyleri görüyoruz. Nasıl antrenman yapıyorlar. Onlar da bize bir ilham kaynağı oluyor bizden yaşça büyük oldukları için. Biz de onların yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Yani çok güzel bir deneyim oluyor aslında her gittiğim yer. Peki Öyle diyeyim. tesis olarak, havuz olarak en çok hoşuna giden yer neresi? Kesinlikle İtalya. En son gittiğimizde bir kamp gibi bir yerde kaldık. Yani böyle çok ormanlık bir alanın içi
Yani sadece ora var, havuz var, yemek var, yani kalacak yer var. Tam bir oksijen alanı da diyebilirim. Çok güzeldi cidden. Bütün yerleşim yerinden yani, uzak. Evet, çok güzeldi. Yani tam böyle kamp yapmalık, spora yönelik, kendini geliştirebileceğin bir yer. Peki o zaman tam da sırası geldi. Biraz önce söylediğin gibi şu an Kayseri'de özellikle yaz da geliyor. Büyük bir ihtimalle yüzme kulüpleri kontenjanlarını doldurdular, taşırıyorlar artık. Evet. Yüzücüleri nereye yerleştireceklerini kara evet. kara düşünüyorlar. Kayseri'de çok güzel bir şekilde yüzme sporuna büyük bir ilgi var. Çok büyük evet. bir ilgi var. Fakat bunun yanı sıra da nasıl bir sıkıntımız var? Kesinlikle tesis eksiğimiz var diyebilirim. Çünkü dediğim gibi yüzme eskiden Kayseri'de çok yaygın değildi ama başarılarımız arttıkça, yayıldıkça bir yüzme isteği artıyor. Çocuklardan, ailelerden çok fazla yüzmeye yazdıranlar oluyor. Şu an Kayseri'de sadece bir tane olimpik havuz var. Kesinlikle daha fazla olmalı diye düşünüyorum. Çünkü yani talep çok fazla. Başarı geldikçe yani çok güzel bir tesis yapılabileceğini düşünüyorum Kayseri tarafından. Evet. Kesinlikle birden daha fazla olmalı yani. Yani olimpik buradan havuz. Da açıkçası evet. Büyükşehir Belediyesi tabii ki bu spor tesislerine çok büyük yatırımlar yapıyor. Evet. Şu an Kayseri'deki tesisler de birçok büyük şehirde olmayan güzel evet, tesisler. Evet, olanaklar gayet iyi ama daha ama fazlası olabilir bence. Yeterli değil. evet. Biraz önce bahsettiğin bu İtalya'daki orman içerisindeki tesise benzer bir tesis. Özellikle yani güzel olur, senin güzel olur, gibi olursa neden olmasın? Senin gibi sporcular açısından çok önemli. Çünkü böyle bir potansiyelimiz var. Biz gençleri burada Corrado'nun bıraktığı şeyi antrenman programlarını zaten biraz önce sen de evet. bahsettin. Devam ettiriyoruz. Bunun devamında daha büyük başarılar da elde edebiliriz. Yani bu bir artık alışkanlık haline gelecek. Kayseri evet. Türkiye Yüzme Milli Takımı'nın ana omurgasını oluşturan büyük yüzücülerin olduğu bir merkez haline gelecek büyük bir ihtimalle. Evet. Ama bunun için de güzel tesislere, daha fazla tesise ihtiyacımız olduğu kesin yani. Evet. Onun yapılması gerekiyor. Peki sırada Amerika maceran var. Şimdi bu sürecin içerisinde de az çok dahil olduğum için biliyorum. Amerika'dan kaç tane üniversite sana teklifte bulundu? Gel bizim üniversitemizde eğitimini yap, biz de bizimle birlikte çalış diye. Aslında bu Amerika olayına 2020 yılı gibi başladım. Yani üniversitelere başvurmaya, konuşmaya. Çok fazla üniversiteyle konuştum. Ama böyle tanıdık isimleri olarak Harvard'la konuştum. Mesela Yale'le konuştum. New York'taki üniversitelerle konuştum. Yani benim hatırladığım 46 tane üniversite vardı. Evet, seni evet. Kendi bünyelerine dahil etmek isteyen. Evet, evet, çok fazla vardı ama benim için en iyi tercihi Utah Üniversitesi olarak gördüm. Hem bulunduğu ortam olsun, hem hava şartları, yemekler, hocalar, arkadaş ortamı, yüzme ortamı, program açısından orayı kendime uygun gördüm. Yani inşallah da karşılığını alacağım. Yani orada güzel şeyler yapacağım inşallah. Öyle. Peki orada hemen böyle geçmeyelim. Birazcık da hani bu spora gençleri, çocuklarını yönlendirmek isteyen ailelere de şunu söyleyelim. Eğer yüzme alanında Ece gibi başarılı olursa gençlerimiz, çocuklarımız bu noktada nasıl bir sisteme hani kayıt oluyorsun? Ve Amerika'daki üniversitelerin yüzme antrenörleri bu sistemi nereden görüyor? Nasıl bir iletişim sağlanıyor? İstersen önce oradan başlayalım. Öncelikle ben College Swimming diye bir internet sitesi var. Oraya başvuruyoruz öncelikle. Orada kendi bilgilerimizi giriyoruz, yarış derecelerimizi, kulübümüzü, ne yaptıklarımızı, ders notlarımızı falan giriyoruz, hangi yılda mezun olacağımızı. Üniversiteler belli kriterler belirliyor, işte uzun mesafeci, sprinter, kelebekçi, sırtçı, kurbağacı, hangi braj dair arıyorlarsa sporcuyu ona göre araştırıyorlar. Mesela ben uzun mesafe yüzüyorum, beni uzun mesafeye göre araştırıp buluyorlar. Ya onlar bana mail atıyor ya da ben böyle üniversitelere bakıyorum. Bir parçası olmak istediğim üniversiteye ben kendim mail atıyordum konuşma başlatmak için. Öyle öyle süreç ilerliyor. Böyle gidiyor, ne bileyim, burs ihtiyacını karşılamıyor falan. Öyle yollar ayrılıyor.
ama kesinlikle herkes için uygun bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Bu arada yani. Ondan da bahsedelim. Harvard Üniversitesi de seni bünyesine hani yüzme takımına dahil etmek istedi fakat... Evet ama burs olayını tam karşılayamadıkları için olmadı. Bu Utah'da burs olarak en iyi seçenekti. O yüzden ben de orayı kabul ettim. Aynı zamanda evet. Yüzme olarak da evet, en iyi kesinlikle. İmkanları yüzme ve sunuyor. Evet zaten. Peki bu süreç seni heyecanlandırıyor mu, korkutuyor mu? Amerika ile ilgili böyle kafanda soru işaretleri var mı? Kesinlikle hiç kültürünü yani uzaktan takip ettiğim bir yer, insanların uzaktan gördüğüm. Kesinlikle çok heyecanlıyım ve yani korkmuyorum ama heyecanlıyım. Çünkü farklı yeni bir kültüre gideceğim yani. Ondan sonra Türkiye'ye geri geleceğim ama tabii ki de benim için çok zor olacak oraya alışmak. İnsanlarına, yemeklerine, yemek kültürüne, oranın antrenmanlarına falan. Ama üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bu da bir hayatın bir zorlu parçası diyeyim yani. Ve keyifli bir parçası. Evet, çünkü keyifli. Farklı bir deneyim olacak. Şu an sınıf arkadaşların 2 hafta sonra girecekleri Theater AYT sınav stresiyle boğuşurken senin şu anda... Sınav stresin yok. Yok çünkü gideceğin üniversite şu anda belli. Amerika'da üniversite okumanın şöyle büyük bir önemi var bizler için. Şimdi Kore'nin özellikle Güney Kore'nin gelişmesindeki hikayeye baktığımızda çok fazla genci geçmiş yıllarda yani 80'lerde 90'larda Amerika'da üst düzey üniversitelere eğitim için gönderiyorlar ve bu öğrenciler döndükten sonra oradaki sistemi daha başarılı bir şekilde teknolojik anlamda Kore'ye yerleştiriyor. O yüzden bugün Güney Kore teknoloji anlamında büyük bir devse, büyük bir teknoloji üretimi yapan ülke durumuna geldiyse geçmişte birçok öğrencisini yurt dışına üniversiteye göndermesiyle sağlıyor. O yüzden senin de Amerika'da böyle bir üniversite eğitimi tecrübesi yaşaman açıkçası hani spordaki kendini geliştirecek olmanın yanı sıra birçok şeyi de hani eğitimde de, evet. Geliştirecektir. Peki orada okumayı düşündüğün bir bölüm var mı? Şimdi Amerika'da üniversite okumanın en güzel taraflarından bir tanesi de sana bir bölüm zorlamıyor. Evet, istediğim bölüm. Sen orada aldığın kredilere göre, derslere göre kendi alanını seçiyorsun. Fakat evet. Var mı aklında okumak istediğin bir bölüm? Şu an tam yani ilk 2 yıl zaten zorunlu dersler almak zorundayız ama şu anlık business düşündüm, ekonomi okumayı düşündüm. Çünkü bilmiyorum bir son birkaç yıldır içimde bir iş kadın olma isteği var. Onun bölümlerini okumak istiyorum. Öyle karar verdim şu an ama değişebilir yani bilemiyorum. Yani iyi bir sporcu, iyi bir lider, iyi bir şirket CEO'su. İnşallah bilemeyiz. Olma ihtimalin var. Bunu tabii ki... Gittiğin zaman kendini daha yakından göreceksin. Evet. Belki mühendislikle ilgili alanları tercih edebilirsin. Evet, kesinlikle değişebilir. Gidince daha net göreceksin bunu. Evet. Bunun yanı sıra Utah'ı araştırmışsındır. Araştırdığın evet. Zaman bizim burayla ilgili benzerlikleri ya da farklılıkları neler? Benzerlikleri çok fazla. Çünkü kayak tesisleri var bizim RGS olduğu gibi. Evet. ve hava şartları da biraz benziyor. Yani soğuk ve sıcaklık açısından da benziyor. Yani tam bir Kayseri diyebilirim ama Amerika versiyonu öyle diyeyim. Tabii orada yapmayı planladığınız şeyler var mı? İlk akla gelen tabii ki Utah Jazz NBA takımı. Evet kesinlikle maçlarını izlemeye giderim diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle gidersin. Bu da tabii bizim için hani evet. Kendin için de keyifli olur. Diğer taraftan da Amerika'nın güzel tarafı hani Avrupa ülkelerinden ayrılan bence keyifli tarafı şu. Herkes bir kuşak ya da iki kuşak önce farklı ülkelerden oraya göç etmiş evet, oluyor. Evet, çok farklı. Bundan dolayı da hani adaptasyon sürecini ya da alışma sürecini oradaki insanlarla hem eğitim alanında hem de sosyal hayatta alışma sürecin daha keyifli olabiliyor. Evet, evet. Oradaki aynı zamanda ben Twitter mesajını da hatırlıyorum. Senin çok böyle sıcakkanlı bir şekilde aramıza hoş geldin. Seni görmeyi büyük bir evet. Heyecanla bekliyoruz mesajı evet. Yayınlamışlardı. Bu da çok gurur verici. Yani orada seni sıcak bir şekilde karşılamayı bekleyen bir ekip var. İlk yıl tabii ki freshman yılı. Freshman yılı aynen. Burada tabii ki hani Türkiye'de de ilk kez bir üniversiteye gittiğin zaman ilk yıl biraz böyle hani zorlu geçecektir. Mutlaka bazı şakalar yapılır ilk gelenlere. Evet. Sen de bunları yaşayacaksın ama ikinci, üçüncü yılda artık
Aynen. Okulun büyükleri alıyoruz yavaş yavaş. TV Kayseri'ye gel hadi oradaki maceralarını anlat desem artık bilemiyorum seni bulma şansımız olur mu? Böyle geliriz ya kendimi ayaküstü düşünüyorum. Ayaküstü yakalamışken seni burada tabii ki konuk etmek istedik. Bunların dışında okul olarak ne kadar şanslıydın? Hani ailen tamam destek oldu, antrenörlerin çok iyiydi, sen bu konuda çok istekliydin ama bunun yanı sıra şu an okuduğun okul sana ne yönden destek oldu? Şu an ben Kayseri Bahçeşehir Koleji'nde okuyorum ve kesinlikle okulun bana kattığı şeyler çok fazla oldu. Hep yarışlara gittim geldim, sınavları kaçırdım. Hep bana bir ikinci şans verdiler hep. Yani her sınavlarımı zamanında olamadım, sonradan oldum. O şeyi bende gördüler. Ödevleri yapamadığım zamanlar oldu. Yine bir ek zaman verdiler. Kesinlikle bana çok destek oldular yani. Hem bu Amerika'ya başvurmak için okulun da bazı kayıtları, şeyleri gerekiyor. Orada da bana çok yardımcı oldu hocalarım, müdürlerim. Yani onların da yardımına minnettarım. Büyük bir destek sağladılar. Evet. Böyle bir sporcu kolay yetişmiyor. Evet. Bunun için de hani okulun da gerekli destekleri sağlaması lazım. Ama bazen tabii bakıyorsun öğrenciyi zorlayanlar, sınavlara girmen gerekiyor, girmezsen işte düşük not alırsın gibi evet. Zor durumda yaşayanlar da oluyordur. Peki tekrar bu yüzme hikayene başladığımızda tabii ki birçok aile seni görünce imrenecekler. Ama orada akılda bulundurulması gereken önemli şey şu, tamam ailenin bu konuda çok istekli olması iyi bir şey ama onlar kadar ya da onlardan daha fazla gencin de bu konuda istekli olması gerektiğini düşünüyorum. Evet kesinlikle çünkü yani dış ortamdan çok en çok çocuk kendisi fedakarlık verecek. Yani hangi sporu yaparsa yapsın. Yüzücü olsun, futbolcu olsun, basketbolcu olsun. Okçu olsun. Evet yani her ne yapıyor olursa olsun kesinlikle iş çocukla bitiyor. Çocuğun istemesi, sevmesi lazım. Kesinlikle yani tek başına yapabilecek bir şey değil. Dış etkenler çok önemli ama her zaman kendinde bitiyor. Tabii ki. Pes etmemek, azim, hırs. Bununla ilgili de bir sürü örnek kendin de görmüşsündür. Aile çocuğa bu konuda baskı yapıyor ama bunu da şey diyebilir miyiz yani? Kesinlikle zorlamasınlar. Yani zorlayınca başarılı olan gördün mü, oluyor mu ya da? Yani zorlayınca başarılı olan görmedim. Yani başarılı olmak isteyen gördüm ama eninde sonunda bırakanları gördüm. Çünkü yani zorla kesinlikle olmaz. Yani hem ailenin hem de kendinin istemesi lazım. Aile desteği de çok önemli. Kendine yani kendi azim hırs disiplinlik olması lazım. Böyle fazla yük alacak bir şey yapabilmesi için diye düşünüyorum. Öbür türlü bilmiyorum daha çok hani mesela sana baktığımızda bu konuda şu anda özgüvenin yüksek bir bireysin. Hani kendi yaşıtlarınla yine karşılaştırdığımızda çoğu genç şehir dışında başka bir üniversitede okumayı bile düşünmüyor. Hı hı. Ailesinin yanında üniversite okumayı tercih ediyor. Çünkü birçok genç ailesinden uzak vakit geçiremiyor. Sen başka bir ülkede tek başına bir üniversite okuyabilecek cesaretin var. Bu konuda hiçbir korkun yok, endişen yok. Hatta onun yanı sıra büyük bir heyecanla Ağustos ayını iple çekiyorsun. Bu da güzel bir şey. Hı hı. Bu da bence yine sana sporun kattığı önemli unsurlardan birisidir. Çünkü spor kariyerine başladığında uzun süre hatta Tom'un ilk başlarında hatırlıyorum otelde kalıyordunuz. Bir hafta boyunca hafta içi ailenizi bile görmüyordunuz. Evet. Yani okula servis ve antrenman servis açısından daha kolaylık olsun diye yatılı kamp merkezi vardı. Kızlaraydı sadece. Ben de orada kalıyordum. Çok küçük yaştan beri kaldım. Bir de 2 yıl kaldım. Onun da zorluklarını gördüm. Bir de çok küçük yaşta annem babamı çok özlüyordum yani. Ama bir şekilde üstesinden geldim çünkü yani bu iş profesyonellik işi. Küçüklükten beri yapıyorum. Yani yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Ama yani kendimi böyle zorlatmıyordum. Çünkü yani severek yapıyordum öyle diyeyim yani. Tabii ki bunun verdiği önemli bir enerji var. Evet. Ama onun devamında da şu an. Şimdi kendi programını az çok anlattın. Akşam 9.30'da eve geliyorsun ve akşam 10'da yatıyorsun. Tekrar sabah 5 arasında geçen süre aslında çok kısa bir süre. Evet. Birçok insan o sabah 5'teki artık antrenmanı bilmiyorum nasıl kalkar, nasıl kalkabilir. Biz alıştık diyeyim yani. İlk başta
Biz bu çok yoğun döneme sanırım 14-15 yaşında başladım. Şu an 18 yaşındayım. Son 3-4 yıldır bu kadar erken kalkıp bu kadar şey yapıyorum ama alıştım yani. Antrenmanlar da iyi gidiyor gayet şu an. Alıştığım için yani. Bir de istiyorum da, başarılı olmak istiyorum kesinlikle bu sporda. Yani istedikten sonra hiçbir engel olmayacağını düşünüyorum. Bence de. Yani bu süreçte belki seni en çok zorlayan şey sabah kalkma seanslarıdır, bu antrenman süreçleridir. Evet. Bu dönemde hiç peki şey yaşadın mı? Hani ben kalkmak istemiyorum, gitmek istemiyorum. Kesinlikle yaşadım. Ama yine kalkıp gittim. Antrenman kaçıran çok az bir sporcu olduğumu düşünüyorum. Yani çok hasta olmadığım sürece hep antrenmanlarıma gittim geldim yani. Çünkü yani antrenman da çok önemli bir yandan. Mental, fiziksel hazırlanmak önemli ama yaptığın antrenmanlar da çok önemli. Tabii ki. O Yani bunu ortam. Ben İngilizce öğretmeni olarak kendi öğrencilerime de diyorum. Yani ne olursa olsun ders kaçırmayın. Yani kaçırdığınız derste mutlaka o konuyla ilgili ya da üniteyle ilgili önemli bir şeyi atlamak, tekrardan sonra kendi çalışmanla telafi edebileceğin bir şey değil. Hı. Antrenman kaçırmak da bence öyle bir şey. Yani Hı. kaçırdıktan sonra bunu telafisi düşünüldüğü kadar kolay Evet. Olmuyor. Bir de yüzme havuzda yapılıyor, yani suyla bağlantısı olan bir spor. Futbol, basketbol gibi böyle topla şey bir şey değil. Evin dışında da falan yapamazsın havuz olmadığı sürece. Yani toparlanması da çok zor bir spor bence yüzme. Bence de. Yani Peki antrenman kaçırırsan. Dünyada takip ettiğin, hani biraz önce gittiğimiz şampiyonalarda gördüğümüz büyük hani yüzücüler oluyor. Onlardan da ilham aldığımızı söyledin ama kendini takip ettiği ve örnek aldığı bir yüzücü var mı? Yurt dışından mı yoksa Fark Türkiye'den? etmez. Aslında ben küçüklükten beri bir de uzun mesafede yüzdüğüm için Amerikalı Ketile'deki hep bir ilham kaynağı olarak gördüm. Yaptığı antrenmanlar olsun, konuştuğu röportajlardan falan en çok etkilendiğim kadın yüzücü diyebilirim. Dünya ve olimpiyat şampiyonu, rekortmeni aynı zamanda. Çok büyük bir ilham kaynağı oldu benim için. Peki bunun dışında spor dünyasında var mı böyle takip ettiğin, keyif aldığın birileri? Çok fazla var. Basketbolculardan LeBron James'i biraz fazla takip ediyorum. Onun da küçüklükten beri sonra futbolda Ronaldo, Messi falan onları da takip ediyorum. Cidden başarı hiç yani yattığımız yerden gelmiyor. Çok çalışmaktan geçiyor. Çok fazla fedakarlık Tabii gerektiriyor. ki. Onlar da çok büyük önemli isimler yani. Kesinlikle. Peki şimdi sohbetimizin bir noktasında tabii ki sosyal medyadan bahsettik. Ama bu sosyal medya doğru kullanıldığı zaman da bize ya da bizi takip eden insanlara olumlu dönütleri de oluyor. Bunlardan bir tanesi de tabii ki YouTube. Hani bir sürü insan YouTube'a senin de bahsettiğin gibi antrenman programlarını yüklüyor. Kendi günlük rutinini anlatıyor ya da yeme içme alışkanlıklarından bahsediyor. Senin böyle bir çalışma fikrin var mı ya da şu anda bir YouTube kanalın var mı? Şu anda yok ama Amerika'ya gittiğimde bir açmayı düşünüyorum. Yani neler yapıyorum, nasıl süreçten bir geçiyorum. Onları kaydı altına almayı düşünüyorum aslında. Bence de bu dediğin gibi hem geçmişe kendin dönüp baktığında kendindeki evet. ilerlemeyi yine Hem de göreceksin. Şimdi çocuklara da ilham kaynağı olabilirim. Hem de dediğin gibi şu anda Kayseri'de buradaki ekibin içerisinde seni ilham olarak alıp, örnek olarak alıp bu çalışmaları yakından takip edip ben de böyle bir çalışma içerisine girmek istiyorum diyen de çok olacaktır. Bu arada Kayseri tabii çok fazla hani yüzme camiasının içerisinde olmadığımız için buradan yüzme sporuyla uğraşıp Amerika'ya giden de çok fazla öğrenci var. Evet, Kayseri'den de bizim büyüklerimizden olimpiyata gitmiş bir sporcumuz vardı, Yiğit Aslan. O da şu an Amerika'da okuyor. Ve şu an bizim Kayseri'den de birkaç kişi daha gidecek. Türkiye'den de çok giden var. Yani hem eğitim hem yüzme için gidiyorlar. Ama en sonunda yine geri döneceğimizi düşünüyorum yani Türkiye'ye. Geri dönüyorlar da zaten. Tabii ki yani burada tabii ki şeyi söylemek istiyorum. Hani yüzme sporuna bir ilgi var ama bu evet. ilgi boşu boşuna değil. Çünkü şu an senin gittiğin üniversitede yukarıda yine konuştuğumuzda söylenmişti. Seni ilk $56,000'lık bir burs sağlıyorlar.
Evet. Bu da 4 yıl için yaklaşık 232 bin dolarlık bir bütçeyi oluşturuyor ki yani Türk çok parasıyla fazla. Yaklaşık evet. 4 milyon 800 bin liralık bir burs sana Utah Üniversitesi vermiş oluyor, sağlamış oluyor. Ciddi bir rakam. Ve bunun karşılığında da tabii ki orada antrenmanları ve çalışmalarını daha da arttırarak devam ettireceksin. 2024 Paris Olimpiyatları dediğim zaman aklına ne geliyor? Ne söylemek istersin bu konuyla ilgili? Barajlarımız zorlaştı geçen yıla göre. Ama şu an Türkiye'de iki sporcu geçti. Belki görmüşsünüzdür. İki erkek sporcu geçti olimpiyat barajını. Çok gurur verici. İnşallah ben de bunun bir parçası olurum. Bizim Kayseri'de de biz aslında Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği Milli Takım ve Olimpik Destek Projesi var. Ben Milli Takım Destek Projesi'ndeyim. Birkaç arkadaşım Olimpik Destek Projesi'nde. Yani olimpiyata gitme şeyine de sahibiz. O şey yönünde yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yani inşallah biz de bir parçası oluruz Kayseri adına. İnşallah bunun gururunu da mutluluğunu da yaşamak isteriz. Yani orada Paris'te olimpiyatlarda Kayseri'den bir yüzücüyü İnşallah görürüz. Line'da çok görmek güzel. İsteriz. Evet, tabii çok ki güzel olur. Evet. Bizi heyecanlandırır. Bu diğer taraftan tabii ki sana büyük bursu sağlayan Utah Üniversitesi'nin de mutlu eder diye düşünüyorum. Evet. Bunun yanı sıra biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bu spor hayatının içerisinde yoğun olarak çalışmak diğer taraftan da sosyal hayattan seni çok da fazla koparmıyor. Çok da fazla arkadaşın oluyor. Yine yüzücülerden, evet, belki yüzücü olmayanlardan. Bu dengeyi nasıl sağlıyorsun? Çoğunlukla vaktimizi yüzmedeki arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Yani ben hocalarımı ve sporcu arkadaşlarımı ailemden daha fazla görüyorum kesinlikle. Daha yani fazla da vakit geçiriyoruz. Daha fazla da vakit geçiriyoruz. Sabah akşam antrenmandayız, kara antrenmanı beraber il dışına yarışa gidiyoruz, yurt dışına yarışlara gidiyoruz. Kesinlikle daha çok vakit geçiriyoruz ama bazen böyle hep Kayseri'de olduğumuz yoğun zamanlarda da bazı hafta sonları dinlenme günlerimizde de diğer arkadaşlarımıza vakit ayırıyoruz diyelim. Yani okul yüzme dışı arkadaşlarımıza vakit ayırıyoruz diyelim. Öyle yani. Peki hani yurt dışındaki unutamadığın tesislerden bahsettik ama diğer taraftan da Türkiye içerisinde de hani birçok yarışa katıldın. Evet. Birçok şehire gittin. Kayseri'deki tesisleri diğer şehirlerdeki tesislerle kıyasladığın zaman neler söyleyebilirsin? Ya da İstanbul'da Kayseri'dekinden artı neler var? Ya da Kayseri oraya göre hangi artılara sahip? Şöyle söyleyeyim. Bence yüzmede havuz olarak yani en iyi tesis Gloria Sports Arena Antalya'da o da. Diğer haricinde Tomlar'da bence en iyi havuz imkanlarından biri bizde. Bursa bence Kayseri'den daha iyi. Oraya da gitmiştik. Oranın yemek olsun, tesis olsun falan daha güzeldi. Ama kesinlikle Kayseri de çok gelişti. Kulvarlar yenilendi mesela. Yani havuza bir tadilat gerçekleşti. Yani gayet iyi de ilerliyor aslında. Ama daha iyisi olabilir yine bahsetmiştik. Tabii güzel ki. İmkanlar sunuyorlar kesinlikle. Tabii ki. Bir Galatasaraylı olarak, şimdi sen Galatasaray'ın resmi yüzücüsün. Evet. Bugün de Galatasaray futbol takımının önemli bir maçı var. Bilmiyorum futbolu aran nasıl? Takip ediyorum, evet. Bu konuda var mı düşüncen, hissiyatın nedir? İnşallah şampiyon oluruz yani. İnşallah şampiyon oluruz diyorum. Peki. Ece, çok keyifli bir sohbetti. Sohbetimizin sonunda da ailene ya da arkadaşlarına söylemek istediğin ya da sporcu yetiştirmeyi düşünen ya da çocuğunu spora yazdırmak isteyenlere yönelik son olarak nasıl mesajların olacak? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Kesinlikle bence her çocuk spora yönelmeli. Kesinlikle hiçbir fark etmez hangi spor olursa olsun. Yüzme olur, basketbol olur, futbol, voleybol. Kesinlikle her çocuk spora yönlendirilmeli, aileleri tarafından da desteklenmeli. Ben de buradan beni şu ana kadar emeği olan baş antrenörüm olmak üzere Ali Özmen ve Uğur Kartal'a çok teşekkür etmek istiyorum. Emekleri bizde çok fazla. Hala devam ediyoruz ve devam edeceğiz de. Çok güzel bir ortamda Kayseri Tom.
Sonra aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Beni spora yönlendirdikleri için, desteklerini esirgemedikleri için. Ve arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Yani kesinlikle çok önemli ortam. Yani ne olursa olsun. Her zaman desteklediler iyi günümde, kötü günümde. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Peki, senin gibi böyle değerli bir sporcuyu burada konuk etmekten çok mutlu oldum. Bu hani İngilizce'de vibe diyorlar. Yaydığının vibe çok pozitif. Büyük bir enerjiye sahipsin ve devamında da Amerika'da yaşayacağın süreçte de sana başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir Kayserili olarak, bu ülkenin bir evladı olarak da seni hani hep madalyalarla, hep kürsülerde şampiyon olmak olduğunu görmek bizi de en az senin kendini, hani kendin mutlu olacağın kadar bizler de mutlu olacağız. Evet. Tekrar burada bizim konuğumuz olduğun için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Umarım Amerika'daki sürecinle ilgili çalışmalarda da hani birlikte haberleşiriz, görüşürüz. Olur, olur. Evet, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, çok keyifli bir sohbetin ardından programımızın sonuna geldik. Çok hızlı geçti yine programın bu süreci. Haftaya yine çok değerli konuklarımız olacak. Haftaya görüşene kadar hepinize keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.